falan böyle harika oldu. İyi ki değiştirmişim bu dizaynı. Hiç de bile olmadı. Çok dar. Adım atacak yer yok. Zaten orada bir koltuk var. Şu koltuğu şuradan çekelim. Şu tezgahla ocağı tam buraya alalım. Şu yemek masası sandalyesi tut bakayım bir. Bu fazladan koltuğu şöyle lavabonun önüne koyalım. Bak kapı kapağı açılacak kadar da mesafede bıraktım yani. Daha ne olsun? Hep mutfakta takılıyoruz ya biz. Burada otururuz. Buradan da suyumuzu alırız içeriz. Çok canımız sıkıldı. Tezgah arkasına koltuğu koydum. Oturduğumuz yerden yemeğimizi yaparız. Çayımızı da demleriz. Oh. Böyle çok güzel oldu. Akşama ne pişireyim? Ümit oldu olacak bu yemek masasıyla sandalyeyi yatak odasına koyalım. Tamam mı? Onu çalışma masası olarak kullanırız. Yatak odasındaki çalışma masasını mutfağa koyalım. Tamam mı? Burada çalışırız. Yatağımızı da alalım. Salona koyalım. Televizyonla rafı da yatak odasına koyalım. Böyle çok mu güzel oldu? Tam senlik. Ye, iç, yat. Çok iyi ya. Benim hiç aklıma gelmedi bu. Aynen. Hatta şu ışık. Burada ışık problemi var. Şunu ben şöyle şuraya koyayım. Zaten bu sehpanın altındaki boşluk sayesinde de şöyle ellerimi sokar burada çalışırım ben. Domates, patates ıvır zıvır orada keserim ben onları. Şunlar da şöyle bak. Bak yer açıldı. Yer açıldı. Ekstra bir rafımız oldu Ayşe. Bardakları da şöyle şunun kenarına koyabiliriz. Nasıl? Ekstra yer, raf. Güzel oldu. Bak ben sana bir şey diyeyim mi? Hı. Benim daha iyi bir fikrim var. Söyle. Bak, bu mutfak tezgahına buzdolabı bence çok yakın. Çok yakın oldu. Yakın biz mı? Bu buzdolabını alalım buradan, tamam mı? Ben bunu yatak odasına koyayım, tamam mı? Biz buradan alalım domatesimizi, biberimizi. Gelelim buraya. Burada yıkayalım, tamam mı? Bak burada makineler var. Bunlar makineler ayrı durmasın. Çamaşır makine, ama bulaşık makinesiyle şey de mikrodalga da burada dursun o zaman buzdolabının yanında. Bardaklar orada, tabaklar burada. Kalsın ya. Bulaşık çıktıkça oraya getirir götürür. Ay sana inanamıyorum gerçekten. Ya benim güzelim dizayn ettiğim evi ne hale getirdin? Şu hale bakar mısın? Sen gerçekten bu donanıklıkta yaşayabilecek misin? Ne var canım? Ben dağınık seviyorum. Ben de toplu seviyorum. Her yerde Ümit. Böyle olmaz. Bu kargaşa da yaşanmaz. Nerede yemek yiyeceğiz? Nerede uyuyacağız? Nerede elimizi yıkayacağız? Ben bu kargaşada yaşayamam. Ayrıca bu televizyonu ben almıştım. Hala taksidini ödüyorum. Hı-hı. Zarar görmesini de istemem. Ben gidiyorum, taşınıyorum. Sana iyi düzenlemeler. Nereye taşınıyorsun ya? Bir dakika. Televizyonda ortak kullanım alanına dahil olan bir şey değil miydi? Dolayısıyla onu benim de izlemem lazım. Gel buraya. Nereye gidiyorsun? Ben de git. Ben de taşınacağım senden. Ayşe! Ayşe! Evler burada çok pahalı. Burada oturulmaz. Nereye gitti bu şimdi ya? Gitti. Oh be. Gideyim de şu evi eski haline getireyim. Agucuk da gugucuk, agucuk da gugucuk. Maket bebek miymişsin sen? Müşterilerim sana bakıp buradan eşyalarını alacakmış. Böyle kaydıralım. Hop. Hadi şimdi uyu sen. Uyu. Merhaba. Ben hamileyim de bebeğim için birkaç parça eşya almaya geldim. Hoş geldiniz. Tam yerine geldiniz. Ben sizi şöyle... Evet hamileyim. Hamilesiniz. Öyle mi? Siz en iyisi benden alışveriş yapın. Yani? Buyurun. Siz benden alışveriş yaparsanız sürdürülebilir eşyalar. Yarın da kullanırsınız. En kullanışlı bebek eşyalarını ben satıyorum. Lütfen benden alın. Peki. Bakın ilk önceliğiniz bebek arabası. Ben size iki tane renk seçeneği sunuyorum. Pembe ve sarı. Benden alabilirsiniz. Ama sadece bebek arabası olarak kullanabilirsiniz. Ama bende ne var? Hop, market arabası. Efendim maket bebek gel bakalım kalk burada yat. Bebeği doğurdunuz. Hop buraya koydunuz. Agucuk da bugucuk. Marketin içinde gezerken isterseniz çantayı da şuraya bir yere koyabilirsiniz. Çocuk da mutlu, siz de mutlu. Market arabası. Aa, öyle oluyor mu ki? Neden olmasın canım? Her yerde kullanılır sonuçta. Olmaz tabii efendim. Hiç öyle şey olur mu? Market arabası markette kullanılır. Bebekler için özel bebek arabaları vardır. Bakın, illaki pazara, markete mi gitmek istiyorsunuz? Bebeğin alt sepeti var. Alt sepetine koyarsınız eşyalarınızı. Şuralara takarsınız poşetlerinizi.
Ayrıca bakın bu bebek arabası çok fonksiyonlu. Bunu buradan çıkartıp bebeğinizi elinizde bile taşıyabilirsiniz. Aa, bu gayet iyi gözüküyor. Yani ondaki o özellik benim arabamda da var. Bakın çantayı aldım, bebeği içine koydum. Aynı şekilde taktım koluma, gidiyorum. Değil mi? Agıcık da bugıcık, agıcık da bugıcık. Siz hiç orayı aldırış etmeyin. Poşette eşyamı taşıyoruz canım. Çocuk sonuçta. Neyse bakın ben size mama sandalyesi vereyim. Bebeğiniz doğdu. İlk gıdaya başladı. Sandalyeye oturamaz. Bakın onun için uygun mama sandalyesi var. Evet evet haklısınız. Bu güzel bir şeye benziyor. Anne adayı hanımefendi. Şöyle bakın efendim. Efendim. Onu sadece bebekken kullanabilirsiniz. Çocuk büyüyünce ne olacak? Ne olacak? İşte bende öyle bir şey var ki. Efendim bakınız. Bu maması. Bu da sandalye. Çocuğu böyle buraya tutturdunuz. Tut yavrum kendini. Çok 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 çek. Ayrıca bunu benden aldığınız zaman masaya da yanında hediye olarak veriyorum. Çocuk büyüdüğünde okula başladığında üstünde derste çalışabilir efendim. Sana gerçekten inanamıyorum. Resmen bayağı bahçe sandalyesinin üzerine lastik geçirip bebeği buraya oturtacaksın. O hiç güvenli değil. Hiç olur mu? Evet, bana da güvenli görünmedi. Ben en iyisi bu mama sandalyesini alayım. Çok doğru bir tercih yaptınız. Buyurun. Şimdi park yatak diye bir şey var çocuğu yalnız tek başına bıraktığınız zaman. Bakınız efendim. Bu görmüş olduğunuz tahterevallisiyle, salıncağıyla, kaydırağıyla bir park. Bu da yatağı. Çocuğu burada uyuttunuz. Sonra kalktı kendi kendine. Canı sıkıldı. Hop iki oynadı. Çocuk buradan ayrılmadı. Park yatak da lazım olacak size. Yalnız park yatak öyle bir şey değil. İşte size park yatak. Evet, yeni doğan bebekler için bu daha mantıklı. Kenarları yüksek, bebeğim içinden kaçamaz. Oyuncaklarla da oyalanır. O sırada ben de işlerimi yaparım. Gayet tabii haklısınız. Yeni doğan bebek tahterevalliye nasıl binsin? Nasıl kaysın kaydıraktan? Ne bileyim ben olayı tamamen yanlış anlamışım. Yok. Ama annelerin en büyük sorunlarından bir tanesi de alt bezi. Evet. Evet. Ben de öyle bir çözüm var ki. Bu muşamba efendim. Bu da yıkanabilir bez. Çocuk kirletti mi? Hop bezi topluyorsun. Yıkıyorsun. Sonra kurutup tekrar yenisini şey yapıp çocuğu da neredesin yavrum? Ah böyle bezliyor. Hı? Ama bu çok ilkel bir yöntem. Artık böyle yapılmıyor diye biliyorum ben ama. Aa, nasıl yapılıyormuş canım? Bizi böyle yaptılar hep. Ah annem. Evet. Çağımızda bunlar kullanılıyor. Hazır bebek bezleri. Kullan at. Evet işte böyle. Ben alışverişimi kesinlikle sizden yapacağım. Çok doğru bir tercih oldu. Başka eksikler de var. Niye böyle oldu canım? Ben anlamadım. Neyi yanlış yapıyorum ki? Mesela çocuğu yıkamak için benden böyle değişik renklerde leğen de satın alabilirdiniz. Yanına da maşrapa hediye edecektim. Niye böyle oldu ki bu iş? Canım harika bir tatil olacak. Size çok teşekkür ederiz Ayşe Hanım. Bize çok yardımcı oldunuz. Ne demek? Ben teşekkür ederim. Gezgin turu tercih ettiğiniz için biz teşekkür ederiz. İyi tatiller. Teşekkürler. Ay çok heyecanlıyım Ken. Bugünkü 15. müşterime de tur sattım. Ben size sadece sabahtan beri David Bey'i Almanya'ya gönderdim. Osman Bey'i Konya'ya gönderdim. Maria Hanım'ı da Adana'ya gönderdim. Of ya. Benim iyi bir kampanya yapmam lazım. Düşün, indirim yapsam, hediyeler versem. Merhaba. Buyurun hanımefendi. Tatil için mi gelmiştiniz? Hı hı. Harika. Size hemen seçeneklerimizi göstereyim. Evet seçenekleri görsem iyi olur. Buyurun hanımefendi. Öyle ben mi? Ben de bütün evraklarım hazır. Sizi istediğiniz yere gönderebilirim. Nasıl bir tatil düşünüyorsunuz? Sıcak ülkeye mi gitmek istersiniz yoksa soğuk bir yere mi? Sıcak deniz kenarı bir yer. Hanımefendi biz gezgin tur olarak en çok Bahama Adaları'na tatilci gönderiyoruz. Orası çok güzel olur. İşte bir hanımefendi Bahama Adaları'nda çok fazla yosun ve deniz anası var. Yüzerken hiç rahat edemezsiniz. Sizi şöyle alayım ben. Ne? Yosun mu? Hiç hoşlanmam. Ay deniz analarından da korkarım. Ay ne deniz anası ya? Sen görürsün. Ay yosun musun? Hiç sevmem. Her yerime yapışacaklar.
Şöyle bir şey, sizi ben Maldivlere gönderebilirim ve son aldığım bilgiye göre de Rihanna da oradaymış. Onunla beraber tatil yapabilirsiniz. Ay ben ne yapayım Rihanna'yı be? Çalışmadı. Aa! Bir hafta önce tatile gönderdiğim çiftle Brad Pitt aynı otelde tatil yapıyormuş. Fotoğraflarını paylaşmışlar şimdi. Ne de olsa aynı yere gönderdim. Ha öyle mi? Neresiymiş o otel? O otel kokuyor. Aa neresi kokuyor? Ne kokuyormuş? Ay. Efendim öyle değil. Çok güzel tropik meyveler kokuyor. Çiçekler kokuyor. Çok güzel bir otel. Buyurun buyurun siz oturun. Ben size bir şeyler ikram edeyim. Güzel güzel göstereyim size. Güzel güzel göstereyim. Buyurun. Bizde müşteriye hizmet bitmez. Buyurun. Şimdi siz otelin fotoğraflarını göstereceğim. İçmeyin sakın onu, içmeyin. Onun asidi ve şekeri yüksektir. Ve bu sizin hem formunuzu bozabilir ve sizi kötü bir otele gönderecek. Buyurun efendim, ben size direkt meyvenin kendisini vereyim. Şöyle gelin efendim, şöyle. Ah meyve mi? Meyveye hayır diyemem. Gelin efendim. Gel 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 gel. Efendim tatilinizi bizden almayı tercih ederseniz ben sizi Selçuk Adaları'na göndermeyi düşünüyorum. George Colin ve ailesinin yatı da oralarda tatil yapıyor. Ve ayrıca da tatili bizden alırsanız takı seti hediye. Aaa çok güzel görünüyorlar. Evet çok harika gerçekten. Efendim %10 indirime ne dersiniz? Olur. Ben %15 yaparım. O daha iyi. Ben %20 yaparım ve yanına da bu ayakkabıları hediye ederim. Ayakkabılar mı? Bakayım şu ayakkabıları bir yakından. Aa, şu pembe olanlar tam benim tarzımmış. Beğendim. Şimdi şöyle yapacağız. Ben çanta veririm. Bakın sizin tarzınıza bu çanta çok çok daha yakışacaktır. Sen bir karışmasana. Hanımefendiciğim bizim tur şirketimizi tercih ederseniz ben size büyük boy bir valiz vereceğim. Her şeyinizi buna yerleştirebilirsiniz. Ben... İki tane kabin boy valizi veririm. Her şeyinizi buna yerleştirirsiniz. Ve ayrıca da uçaktan indikten sonra da valizle uğraşmazsınız almak için. sıcak yere gitmek istiyordunuz. Ben size bir mayo hediye ediyorum. Mayo? Ben ördek veririm. Ördek? Ben otelde ücretsiz spa. Ücretsiz cilt bakımı. Ücretsiz masaj. Ücretsiz fitness. Ücretsiz yüzme dersi. Kapalı havuzdan yararlanma ve sauna. Her sabah havlu atma dersiniz derdiniz olmayacak. Ücretsiz şezlong. Her şey bedava. Evet. Ücretsiz yemek. Bizi tercih edeceksiniz değil mi? Hayır bizi tercih edeceksiniz. Hamam artı köpük masajı. Gezgin turu tercih ederseniz uçaktaki ikramlıklar ücretsiz. Artı portakal suyu. Taze sıkılmış portakal suyu benden. Sizin için özel yemek yaptırabilirim. Gerçekten. Pilotla beraber uçurabilirim. Sahiden mi? Yok artık. Kokpitte mi uçuracaksın? Siz buna inandınız mı? Pilot benim arkadaşım. Tabii ki de yaptırırım. Ben size özel helikopterle gönderirim. Helikopter? Ben özel uçak tutarım. Evet uçak. Uçak çok türbülansa giriyor. Helikopter daha iyi. Türbülans. Helikopter de çok gürültü yapıyor. Pata 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 başınız ağrıyacak. Ama hiç sarsılmayacaksınız ki türbülansa girmek derdi yok. Bence çabuk karar vermelisiniz. Hadi bakın uçak kalkıyor. Şöyle göstereyim size. Ay çok güzelmiş. Ve sizin için bu ikram dolabının ağzına kadar sadece istediğiniz şeylerle dolduracağım. Burada görmüş olduğunuz gibi canınız hiç yolculuk boyunca sıkılmayacak. Konforlu yastık. Bakın uyku göz bandı bile var. Ayrıca da dediğim gibi pilotla beraber gideceksiniz. Ay pilota bu kadar yakın mı olacağım? Bir pilotla tanışacağım. Çok harika olacaktır. Evet pilot. O pilot şimdi sizi uçuracak da havalimanına inecek de kuleden izin alacak da eşyaları yükleyecek de otele gideceksiniz de oho bir sürü iş bir sürü yol. Biz sizi direkt olarak helikopter ile otelin üstüne indiriyoruz. Zaten odanın en üst katta full deniz manzaralı olacak. Hiç uğraşmayacaksınız. Tamam. Kararımı verdim. Biz değil mi biz yani? İkinizden de tatil alacağım. Ne? Evet. Gerçekten mi? Evet. Tamam. Olur.
Güzel. Şöyle ki, sizin önerdiğiniz turu gitmek istediğim ayın ilk yarısında alacağım. Ve sizden de ayın diğer yarısını alacağım. 5 gün. Tamam. Bu harika. Hemen kaydınızı oluşturuyorum. İsim neydi? Claire. İkinize de teşekkür ederim. Bye bye. Hoşçakalın. Biz teşekkür ederiz. Yine tatil bekleriz. Tebrik ederim. Ben de seni tebrik ederim. Çok iyiydin. Evet, sen de çok iyiydin. Sağlığını hakkını veriyorsun. Aa, sen de. Lütfen. Hayatım, söyle bakalım nereye gitmek istersin tatile? Aa, bilmem ki hayatım. Buraya, sıcak bir yer. Evet, bu oyuncakların yeri de burası. Vay be. Küçücük oyuncaklara yaptıkları koskoca eve bakar mısınız? Benim böyle bir evim yok şahsen. Oyuncakçıya geldim. Bakar mısınız? Hah, dur Ayşe, ben bakarım. Tamam. Hoş geldin, ne oldu? Ben oyuncak alacağım. E tamam, her yer oyuncak işte. Bak, al. Sen buradan bak, benim işim var içeride. Gideyim işimi yapayım, hadi. Aa, hiç ilgilenmedi benimle. Şu nasıl bir oyuncakmış, bakayım. Eyvah! Oyuncağımı düşürdün, ne yaptın sen? Kırıldı mı? Niye dikkat etmiyorsun? Dikkat etmen lazım. Yanlışlıkla oldu, kusura bakmayın. Ama lütfen ne dikkat etmen burada lazım. Bak neyse ki kırılmamış. Dikkatli bakalım, olur mu? Lütfen. Ses duydum. Evet, ne oluyor? Ya oyuncağı düşürmüş sevgili müşterimiz de. Tabii ben de onun hemen şey yaptım, kendisini uyardım bu konuyla ilgili olarak. Olur değil mi? Yani düşürebilir yani, normaldir. Biraz daha yumuşak davranalım müşterilerim. Bak orada oyuncaklar var, daha yumuşak oyuncaklar. Onlara bak çocuğum sen. Hadi bakalım. Bir ne yapıyorsun, böyle olur mu? Çocuğa karşı çok sert davranıyorsun. İşim var. Ben sana yardımcı olayım canım. Nasıl bir oyuncak bakmıştın? Ben parama göre bir oyuncak baktım. Çok para biriktirdim. Öyle mi? Tam yerine geldin canım benim. Gel, gel ben sana. Ne istiyorsun sen? Ne istiyorsun? Bak, aa, yukarıda acayip acayip pahalı, acayip acayip pahalı bir oyuncak var. Onu alalım mı sana? Ha? Nerede hani? Yukarıda görmüyor. Dur ben seni çıkmadan. Görmüyorum. Gel gel bak. Tut bakayım Rafat. Aa, burası çok yüksek. Yok tutun sen. Çok yüksek burası. Ne yapıyorsun? İndir çocuğu, indir. Gel canım gel. Korkma. Evet, ne yapıyorsun? Çocuk yukarı çıkartılır mı? Görevli olarak bizim o oyuncağı indirip vermemiz lazım. Ne bileyim canım, çocuğa da yani ben hemen vereyim onu o zaman. Şimdi alacağım onu sana. Merdiven. Ben oyuncağı gördüm zaten, istemiyorum. Tamam o zaman, sen gel. Ne seviyorsun bana söyle, ben sana yardımcı olayım. 150 kere zıpladıktan sonra mı söylüyorsun bunu? Neyse. Çocuk, çok daha güzel oyuncaklar var. Sevdin değil mi oyuncağını? Evet, çok sevdim. Örümcek adam. En sevdiğim. Teşekkür ederim size. Güle güle oyna canım. Görüşürüz. Ben sana daha güzel oyuncak verebilirdim aslında. Ama kendin tercih etmedin. Abi müşteri daha. Bakar mısınız? Bakar mısınız? Paran var, oyuncak istiyorsun. Tam yerine geldin. Ne vereyim? Evet, oyuncak istiyorum. Kız oyuncaklarından. Kızlar bu ara bu oyuncaklara acayip bayılıyor. Bak deneyeyim mi istersen? Hemen göstereyim sana. Sıradaki. Uçtu resmen. Bir diğeri. Güdümlü. Ne yapıyorsun? Kız oyuncağı dedi. Yani bebek, kılıç, ev, oyuncak bebek, yani onlardan falan göstermen lazım. Kılıç ne? Silah ne? Ha. Kız olmaz. Peki. Bunlar neredeydi ki? Bak burada işte. Evcilik oyunları, kız bebek oyunları, oyuncakları. Bak küçük kız. Bak. Silah, gelinlik Barbie ve çeyizi. Tam evcilik oyunu. Döşe dur. Bunu istemiyorum. Önce gelen müşteriye nasıl bir şey istediğini sormamız gerekir. Ona göre yönlendirelim. Sen nasıl bir şey istiyorsun? Söyle bakalım küçük kız. Benim oyuncak bebeğim var. Oyuncak bebeğimin evi de var. Onun evi için eşya bakacağım.
Bebek evi eşyası. Aa, burada harika bir anatomi bilgisi adına bu var. Bunu mesela kenara bir yere koyabilirsin. Aa, bir bebek evi eşyasında olmazsa olmaz. Hep var efendim. Bunu beğendin mi? Evet evet, bu çok güzel. Bebeğimin evi için çok uyumlu. Güle güle, yine beklerim. Yine o sattı ya. Evet. Başka müşteri yok. Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi izin verir misin? Buyur. Yine güzel sattın. Tebrik ederim. Ümitciğim, satarım tabii ki. Satmaz mıyım hiç? Sen gelen müşteriye ilgili davranmıyorsun. Onlar gelince hadi alsınlar da gitsinler moduna giriyorsun. Böyle olmaz ki. Olmaz yani. Ne yapacaktık ya? Bizim işimiz bu. Satış danışmanı. Danışıyorlar. Ben bilgi vermiyorum. Direkt satıyorum. Sıkıntı mı orada? Tabii ki, sıkıntı orada. Müşteri gelecek, sana danışacak, sen bilgi vereceksin, oyuncakla ilgili bir şeyler soracak, sen ona göstereceksin, sonra satış yapacaksın. Bu kadar. Evet, müşteri gelecek, ben ona danışacağım, o bana söyleyecek, ondan sonra ilgilenecek, birbirimizle ilgileneceğiz. Belki daha farklı şey olur, satacağım, o bana parasını verecek, ben ona oyuncağı vereceğim. Oo, çok iş ya. Anladınız değil mi hanımefendi? Şimdi biz öğrenciyiz. Hı hı. Evet evet, anladım gençler. Hiç merak etmeyin. Kiralayacağımız evin eşyalı olması çok önemli. Elimde tam size uygun bir ev var. Hem de 3 katlı. Hanımefendi, bahsettiğiniz gibi ya kısa bir dönem olsa bile bakın. Size kiralayacağım evin dıştan görünümü. Beğendim. Güzel, tamam. Dediğim gibi bakın, eşyalı olması çok önemli. Kısa bir dönem için görevdeyim. Eşyalı falan uğraşamam. Ev eşyalı olsun lütfen. Evin eşyaları nasıl? Güzel mi? Güzel güzel gençler, siz hiç merak etmeyin. Dediğim gibi ev yeni yapıldı ve içindeki eşyalar sıfır. Her ihtiyacınızı giderecek eşyalar mevcut içinde. Tabii ki de size bu gösterdiğim ev tabii ki de eşyalı. Tabii ki de. Ben şimdi size hemen konumu atıyorum. Siz buraya üst caddeden gidin. Biraz trafik vardı. Mayıs saatlerde şey oluyor. Siz beni götürmeyecek misiniz? Yalnız mı geleyim, anlamadım. Siz önden bir gidin, bir yolunu bir deneyimleyin. Eminim öyle de şey olacak. Tamam, ben gideceğim o halde, orada görüşürüz. Üst caddeden biraz trafik var. Hemen gitmem lazım. Gençler, eve çok talep var. Hadi bir an önce gidip ben size evi gezdireyim, göstereyim. Tamam abla. Benim kadına gösterdiğim ev bu. Ama bu ev eşyalı değil. Ama bu ev eşyalı. Hem zaten öğrencilere buranın kirası fazla gelir, tutmazlar. Burada tutacak olan bir insan var sonuçta. Çok iyi bir planım var. Bu evin eşyalarını ben alacağım. Bu eve koyacağım. Kız, tamam, sıra salonda. Eyvah, geliyor. Buyurun. Ay çok yoruldum. Siz benden önce gelmişsiniz. Nasıl oluyor bu? Ev bu mu şimdi? Evet efendim, evet. Sizi şöyle mutfakta banyoyu göstereyim. Buyurun efendim. Bir bakayım ben. Klozet niye ortada duruyor acaba? Yeni tamir yapıldı. Ondan Cem'in yeni tamir. Ev sahibi çok önem veriyor böyle şeylere. Hey abla, bu ev bomboş. Eşya yok. Nasıl olur? Çocuklar, bu ev eşyalıydı. Olmaz ki abla, biz öğrenciyiz. Biliyorum. Ona uygun ev gösterdim zaten. Çocuklar bakın, açıklayabilirim. Bu ev eşyalıydı. Gerçekten. Size de şöyle bir koltuğunuzu göstereyim. Oldu da, misafirler geldi. Kalabalık oldu. Evet evet. Güzelmiş bu. Çok haklısınız. Tamam. Şimdi abla. Evet.
Böyle eşya olmadan biz nasıl oturacağız ki burada? Bir dakika açıklayabilirim çocuklar. Hırsız girmiş olabilir. Gerçekten bu ev eşyalıydı. Bakın bu ev eşyalıydı yani. Koltuğu vardı böyle üçlü. İki katlı ranza olabiliyordu. Güvenlik problemi de var. Hırsız varsa buralarda tutmayalım biz. Hayır öyle değil çocuklar. Hiç olur mu öyle şey? Ay ne oldu bu evdeki eşyalar nereye gitti? Hadi gidelim. Gitmeyelim. Bak okula yakın, böyle bir yer bulamayız. Ucuzdan eşya bulur koyarız içine ya. Gençler bakın en azından çalışma masası var. Öyle düşünün, hani siz öğrencisiniz ya. Şimdi bakın bu evde güvenlik çok önemli. Özel eşyalarınızı saklayabileceğiniz böyle gizli bölmeli şey var efendim. Ümit! Sen burada ne yapıyorsun? Evi kiralıyorum. Bir dakika. Bu eşyalar... Benim evimin eşyaları. Yok canım, değildir ya. Evet, o poz. Ranza olabilen uzun koltuk da burada. Ay göz göre göre eşyaları çaldı. Ne oluyor hanımefendi, ne oluyor? Niye evimin eşyalarını alıyorsunuz? Bu nasıl bir rezillik böyle? Bu nasıl bir rezillik böyle? Güpegündüz eşyalarınızı çalıyorlar, görüyor musunuz? Sen bir dur, bir dakika. Bakın hanımefendiciğim, çok özür dileyerek yani araya girmiş gibi oldum ama bu eşyalar benim kiralık olan evimin eşyaları. Bu ev eşyasız bir evdi. Yok yani canım. Bu eşyalar buraya nasıl geldi bilmiyorum ama ben bunları alıyorum. Çocuklar bakın. Ne oldu? Çocuklar bakın. Evin eşyalarını buldum size, bakın. O bahsettiğim ranza olabilen üçlü koltuk. İşte sehpa, puf falan. Hepsini şimdi size göstereceğim. Tamam, o zaman biz burayı tutarız. Evet, size çok uygun. Ben yerleştireyim bizi. Nasıl ya? Ben doğru mu duydum? Bu ev eşyasız mı dediyor? Ben gidiyorum. Burada asla kalamam. Hanımefendi siz yanlış anladınız. Tamamıyla yanlış. Eşya dediğiniz nedir ki hanımefendi? Bu da benim. Çok rahatmış. Yataklar gayet iyi. Gördün mü, bak bir de gidelim diyordum. Yukarıda da yatak var. Arkadaşlarımız gelince de orada kalır. Kiralama işlemi tamamlandı. Biraz daha ketçap sıkayım. Birazdan müşteri falan gelecek. Her tarafı kırıntı yaptın. Tamam ya. Birazdan süpür lütfen. Ayrıca kendi tarafında ya, benim tarafıma geçme. İyi ki bir kendi tarafım var. Dur tamam, alıyorum ya. Yani burası benim mağazam. Buraya kırıntı getirme lütfen. Tamam, benimkiler temiz. Kendi tarafını temizleyebilirsin. Oho, yaz geldi. Kulağım. Ne yapıyorsun müşteri? Merhaba, hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Yazlık alışveriş. Tabii ki de buradan geliyorsunuz. Buyurun. Efendim. Sizi şöyle alayım. Ben de çok kaliteli ürünler var. Ben kaliteyi satarım. Sizi şöyle alayım. Şöyle. Bırakın beni, kulağımı bırakın. Burada neler varmış? Önce bir bakalım. Mesela mayo. Ama bende mayo yerine çok güzel iç çamaşırları var efendim. Beyaz. Vazgeçilmez. Her zaman moda. Bunlar renkli falan böyle. İstersen bak sarı. Oo, sahillerde böyle güneş gibi doğarsın. Pembe sana gitmez. Şu çizgili güzel. Bak bence beyaz al. Ben kilotla mı yüzeceğim? Ay olur mu efendim, öyle şey hiç kilotla yüzülür mü? Bakın bende tam size göre çok güzel bir erkek mayosu var. Yani kumaşı harika, hemen kuruyan cinsten. Tabi isterseniz şort da verebilirim. Bunlar güzel. Güzel bunlar, evet. Neyle yüzersen yüz önemli değil ama gözlük önemli şeydir. Hadi mayo kısmını bir şekilde hallettiniz. Gözlük çok önemli. Bu ne gözlüğü böyle? Kar gözlüğü efendim. Yazın karlı kar mı yağıyor? Ne yapacak sahilde kar gözlüğünü? Kayak yaparken kullanırsın. Güneşte otururken kullanırsın güneşi keser UV filtrelerini. Suyun altına girdin, balıkları böyle bakarken de bunu kullanırsın. İşe yarar mı gerçekten? Niye yaramasın canım? Yaramaz efendim, yaramaz. Bu gözlük yazın hiçbir işinize yaramaz. Ben size işinize yarayacak bir şey vereyim mi? Bakın. Şöyle bir şnorkel. Ve şöyle bir güneş gözlüğü. Asıl bunlar işinize yarar. Şöyle, pardon ters olmuş. Güneş gözlüğü. Evet bu güzel. Güzel bir güneş gözlüğü, evet. Tabii. Sonra denize giderken de şnorkel şöyle.
Böyle ağzıma takmalıyım değil mi? Hortumumun altından. Tabii. Ha siz şnorker yüzünden şey yapmadınız. Şu boru mu konu ya? Aman ne olacak canım, ben şimdi boru işini de hallediyorum size. Bunu buraya taktıydık ya. Bunu da tekrar ağza böyle şey yaptık mı? Bu böyle şu kenarından şöyle yaparsak. Benim zaten hortumum var. Ben onu hiç düşünmedim, doğru. Bunu böyle götüreceğim. O zaman böyle mi yüzeceksin? Böyle. Dur, nefes alamayacak. Neyse tamam. Baş verin siz şnorkeli falan. Yüzmek için başka neye ihtiyacınız var? Mesela can simidi. Can simidi olmadan olur mu canım? Can simidi de takmalısınız. Şöyle. Şurada sarı var. Sarı da güzel. Tabii isterseniz onu da vereyim. İkisini birden. Suyun içinde böyle. Fıtı 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 yüzersiniz. Onlar hem pahalı hem de ince. Her sene bunlardan bir tane alıp eskitiyorsunuz. Ama bu öyle mi? Bu evladiyelik, çocuğunuzun çocuğunuzun torununuzun torununa kadar siz bundan yüzer yüzer durursunuz efendim. Lastikle mi? He. Kamyon lastiği mi o? Motor aslında ama size kamyon gibi olur. Efendim hiç olur mu öyle şey? Siz en iyisi benden alışveriş yapın, bırakın siz. Pahalı pahalı. Ona kolluk vereyim ben size. Bakın kolluklar da çok yüzerken işinize yarar. Şöyle. Evet evet. Çok iyi yüzemiyorum ben. Evet. Kolluklar işe yarar. Tabii tabii. Önemli. Şöyle kollukla yüzersiniz. Kolluk, kolluk. Bunlar hep plastik. Hep doğaya karışıyor bunlar. Ama ben size geri dönüşümlü başka bir şey önereceğim efendim. Pet şişe. Kullandım, çöpe atmadım. Ne yaptım? Çıkartın efendim şunu kolunuzdan. Şunu şuraya tutalım. Evet, tuttum. Şurada bir yerde lastiğim var. İsterseniz bunu direkt olarak da böyle. İşte bu. Bak. Böyle yüzersin. Pet şişeyi mi bağlayacağım kolumu? Tabii. Çok kullanışlı. Pet şişeyle olur mu o iş ya? Olmaz mı ya? Olmaz tabii efendim. Olur mu hiç pet şişeyle Allah aşkına? Bakın ben size daha iyi yüzmeniz için şöyle paletler de veririm. Bakın böyle şıp pıtıpı yüzersiniz. Güzel. Evet. Takalım efendim. Giydirelim size paletleri. Böyle balık gibi. Paletlerle hızlı yüzelim değil mi? Tabii kolay yüzmenizi sağlar. Böyle güzel, evet. Suyun içinde güzel olur. Bak ya, bende. Asıl palet bende. Paletin gerçeği bende. Nasıl sende? Gel bak yüzleyeyim. Şimdi efendim öncelikle şu terlikleri bir giyelim. Hem bak bu terlikler çok güzel. Ayaklarınızı da böyle tutar. Hem bunları deniz dışında hem de deniz içinde de kullanabilirsiniz. Terlikler çok güzel, çok gidiyor biliyorsunuz. Ama terlikle nasıl yüzeceğim ben? Dur geliyor, palet geliyor. Bak ne bunlar? Palet. İşte paletin gerçeği bende diyorum ya sana. Şöyle geçirivereyim efendim. Çok güzel oldu. Ben bunlarla batarım ya. Çok ağır bunlar. Evet efendim. Ay. Batacağınız yoksa bile bu kadar ağırlıkla batacak zaten. Aman iyi misiniz? İyiyim. Tekerleği alsanız batmazsınız. O taşır sizi. Kaldırma kuvveti çok güçlü onun, biliyor musun? Ay tekerlek, palet, oldu olacak bir de tuğla bağlayalım. İyice suyun dibine çöksün adam. Hiç öyle şey mi olur efendim? Dalgıçlar ağırlık kullanıyorlar. Çok iyi fikir. Ben bundan sonra tuğla da satayım. Market camlarını doldurdum. Dergileri de düzeltelim. Yasemin Hanım bir 9 liralık aldı. Bir 10 liralık şeyden aldı. Bir de daha sonra geçen gün geldi. 2 kilo soğan almıştı. Onu da 5 liradan. Evet, totalde onun 55 lira borcu var. Zor olmuyor mu böyle veresiye veriyorsun hesap kitap yapmak? Mesela kimsenin bana borcu yok. Evet, markette çünkü bakkaldaki olduğu gibi sıcaklık yok, samimiyet yok. Evet, Ayten Hanım geçen aldı, çocuğu gönderdi, 2 ekmek dörlü almıştı. Bir de simit aldı, hadi simit de benden olsun Ayten teyzem ya. Benim kasamda hiç açık yok. Merhaba. Bakkalıma hoş geldiniz.
ben şimdi nerede alışveriş yapacağım? Tabii ki de bakkaldan. Hı? Marketten tabii ki. Hiç gerek yok efendim, bakkalda bakın her şey elinizin altında. Markette de her şey elinizin altında. Evet, reyonların arasında kaybolmazsanız tabii. Bakkalda her aradığınızı bulamayabilirsiniz. Niye bulamayacakmış canım? Bende hep temel ihtiyaçlar var. Oysa marketimde öyle mi? Şu reyonların düzenine, ürünlerin çeşitliliğine bir bakın. Evet. Sanki her şey var. Konservelere bakın. Değişik meyveler bile var. Sen gel bu tarafa, gel. Ya orada gerekli gereksiz bir sürü para harcayacaksın. Bak, meyve de burada var, konserve de var, sardalyam da var. Bak, mis gibi ya. Ne işin var oralarda? Evet, burada da her şey var gibi gözüküyor. Yalnız bugün markette indirim günü. Hayır. Of, gitti bile. Evet, hem de %50 indirim. Sebze meyvede de var. Zaten alacaktım. Hey, sorarım. İndirim günleri bittiğinde ne olacak ya? Bu ürünlerin yeniden tazesi geldiğinde yeniden fiyat arttırım yapacaklar. Ama oysa ben de öyle mi? Her gün indirim, her gün iskonto. Gel buraya, gel. Haklısınız aslında. Mesela Merinet, bak bu armutun kilosu normalde 5 lira. Ama sen dersen ki, ya benim o kadar yok, 4 liram var. Al git derim ben sana ya. Bu arada acıktın mı Merinet? Dursana ekmek arası peynir yapayım vereyim. Markette olunca parasını ödemeden hiçbir şey alamıyorsun. Ay çok teşekkür ederim ya. İyi oldu bu. Afiyet olsun. Bir kere bizde de disiplin var. Profesyonellik var. Bir kere elinizde poşetle taşımazsınız, gezmezsiniz yani. Bakın market arabası var. Market arabasıyla reyonların arasını dolaşıp istediğiniz ürünü sepetinize ekleyebilirsiniz. Böyle çok pratik bir alışveriş olacak. Aynen öyle. Üstelik bulamadığınız bir ürün olursa sizin için getirtiyoruz. Peki ya o ürünlerin ücretini ödeyip kasadan geçtikten sonra ne olacak? O sepeti size bırakırlar mı zannediyorsunuz? Ama bizde öyle mi? Ayşe abla, sal sepeti! Hemen anında için istediğiniz şeylerle doldurup direkt ipi çektiğinizde eve servis. Bu kulağa çok hoş geliyor. Evet ve çok samimi. Kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? Yalnız ben burada oturmuyorum ki, bir sokak aşağıda oturuyorum. O zaman siz gelin marketten alışveriş yapın. Alışverişleriniz bittikten sonra biz sizi servis aracıyla evinize götürürüz. Gelip de burada kendinize uğraşmanıza gerek yok. Siz bana söyleyin, telefonla bile söyleseniz ben çırakla evinize direkt o sepeti doldurur gönderirim. Ben buradaki ürünleri çok beğendim. Kompleks istiyorum. Bunu marketten alacağım. Meyve olarak çilek. Marketlerde genelde bulunuyor. Çilek alacağım. Ve tuvalet kağıdı. Ve makarna. Bu ihtiyaçlarımı marketten alacağım. Bütün ihtiyaçlarınızı marketten alabilirsiniz. Bunlar bakkalda göremedim. Sizden alayım, geri kalanlarını bakkaldan alacağım. Aha, peki ben bunları geçeyim o zaman. Borcum ne kadar? 100 para. Hoş geldin Merinet. Ben aslında senden de alacaktım ama bütün paramı markette bitirdim. Hiç önemli değil ya. Sen neye ihtiyacın var söyle. Sonra ödersin. Çok teşekkür ederim. O zaman ben ekmek alayım. Hı. Ondan sonra meyve suyu istiyorum. Portakal suyu olsun mu? Olur. Tamam. Ve su. Merinet 50. Tamamdır Merinet, sen gidebilirsin. Sonra çırakla gönderirim ben bunları. Çok teşekkür ederim. O zaman çırağa geldiğinde öderim ben. Hoşça kal. Veresiye mi verdin şimdi? Evet, çünkü üstünde kalmamış başka parası. Bence şöyle yapalım. Sen sebzeleri sat, domates, meyveleri sat.
Ben de dergileri, dergiler çünkü çok gidiyor, insanlar okuyor. Ve sende olmayan diğer ürünleri satayım. Tamam, anlaştık. Güzel. O zaman öyle olsun. Yine anlaşmamıza çok memnun oldum. Ben de. Hoşçakalın. Sebzeler için yer açayım ben dükkanımda. Evet. O halde bu ürünleri de sen satmaya başlarsın. Şu ketçap, gazlı içecekler falan. Çekilir misin? Ay ben gireceğim. Benim dükkanım, pardon. Benim dükkanım. Nasıl geçeceğim acaba? Bak şuna. Nereden kiraladın bu dükkanı? Her sabah aynı şey. Ben çok mutluyum sanki. Emlakçıyı dava ettik ama bir türlü sonuçlanmadı ki. Mahkeme bekliyoruz. Keşke seni dava edebilseydim. Aynı dükkanı kiralamak için emlakçıyla işbirliği yapmadığın ne malum? Her sabah şurayı bölüyorum. Senin de verdiğin aynı kirayı ben de verdim. Ki ben 3 aylık depozito bile ödedim. Emlakçının oyununa geldik. Benim 6 aylık kiram ne olacak peşe? Hiç sorma. Neyse, güzel bir gün olsun. Güzel güzel işler gelsin. Güzel güzel kıyafetler dikeyim. Kumaşlarımı düzelteyim ben. İlk defa mantıklı bir şey duydum senden. Evet, bugün kesinlikle birbirimizle uğraşmıyoruz. Güzel güzel işimizi yapıyoruz. Lütfen. Lütfen. Merhaba. Ayşe'nin moda evine hoş geldiniz. Ne? İki farklı moda evine birden mi girdim ben yani? Nasıl? Ben anlamadım. Şimdi hayır, şöyle tek bir dükkana girdiniz ama ben ayrı çalışıyorum, o ayrı çalışıyor. Aslında benim dükkanım. Siz buraya gelin. Uzun hikaye efendim. Siz hiç bunlarla kafanızı yormayın. Ben sizi şöyle alayım. Evet efendim, nasıl bir şey düşünmüştünüz? Bir kere benim dükkanıma girdiniz. Lütfen gelir misiniz? Size ben yardımcı olayım. Kafam karıştı benim. İlk buradan geçtiniz. Dolayısıyla da buraya gelmiş oldunuz. Evet efendim. Hayır. Oraya gelmiş falan olmadı. Yani kapı o tarafta diye sana mı geldi yani adam? Buraya gelir misiniz beyefendi? Ben size yardımcı olayım. Siz mi yapacaksınız? Tamam. Evet. Benim buranın sahibi benim aslında. Ben kiraladım. Boş verin siz uzun hikaye. Siz aynı yerde çalışan iki kişisiniz yani, öyle mi? Maalesef. Hayır. Farklı kişiyiz. Ben onunla birlikte çalışmıyorum. Benim moda evim farklı, farklı aslında. Kişisiniz? Bakın şurası benim moda evim. Öyle burası mi? Benim. Evet. Şuradaki çizginin bu tarafı da benim moda evim oldu. Yani biz farklıyız. Beraber çalışmıyoruz. Benim gerçekten kafam karıştı. Ya ben şey için gelmiştim. Evet buyurun. Ben yeni bir kıyafet diktirmek istiyorum. Tamam, ben hemen ölçülerinizi alayım. Benim ölçü almama bile gerek yok. Olur mu canım ölçü almadan? Nasıl bedeninize uyacak? Beyefendi! Beyefendi! Standart beden diye bir şey duymadın mı tatlım? Bayan bedenleriyle erkek bedenleri farklı bir kere. Demek ki işinizde çok hızlısınız. Biliyor musunuz ben normalde yurt dışında yaşıyorum. Buraya yeni geldim. Yani yanımda da çok kıyafet yok. Hemen kıyafeti tasarlamanızdan sonra ben üstüme giyip gideceğim, gezeceğim. Tabii hiç merak etmeyin. Hatta bakalım son dikişler. Tamam. Evet, işte hazır. Daha önceden şöyle rahat, fütüristik bir tasarımım olmuştu. Bunu da üzerinize bu şekilde aldığınız takdirde harika bir kombin olacak. Evet efendim, hazır. Sen farkında mısın adamın tarzı nasıl, senin diktiğin nasıl? Altı karete, üstü Harry Potter kostümü. Siyah kuşak da dikmiş bir de, yani bu ne? Yenilikçi olmak, fütüristik olmak gerekiyor. Değişiklik iyidir ya. Beyefendi siz gelin. Bakın ben sizin tarzınızı çok iyi anladım. Size çok güzel bir kıyafet tasarlayacağım. Gelin buyurun. Hayır asla. Gerçekten bu nedir? Ben böyle bir şey hiç görmedim. Yani bu benimle hiç alakası olmayan bir kıyafet. Ay giyip bir de üstünüzde baksaydınız, ayna karşısında her zaman farklı olurlar. Çok güzel kumaşlarım var bakın. Şöyle. Evet. Bu renkler beni yansıtıyor. Evet. Bence size şu kumaştan bir sweatshirt yapabilirim. Çok merak ettim. Nasıl olacak acaba?
Evet tabii piknikte sofra bezi olarak kullanmak isterseniz harika bir kumaş kendisi. Ya da üstünde artık giyeceğiniz şeye bağlı. Ya aslında evet sofra bezi gibi gerçekten. Şimdi fark ettim de. Hayır olur mu? Bunlardan çok güzel bluzlar oluyor. Kıyafet dikiliyor bunlardan çok güzel. Özellikle babaannelerin yaptığı reçel kavanozların üstünde bayılıyorum o kapakların üstünü kapatıyorlar. Ya evet değil mi? Mandalina reçeli kapağında oluyordu. Evet. Sen bir susana ya. Tamam bakın ben sizin için çok güzel bir jean tasarlayacağım. Ve şuralarda bir yerlerde bir jean kumaşım olacaktı. Nerede? Aa evet jean severim. Evet bakın. Benim tarzım. İşte kot kumaşı çok güzel bir jean yapacağım size ben. Hadi bakın. Kaçıncı kalite o acaba? Organik bu bir kere. Gerçek kot. Hanımlar lütfen başlar mısınız? Yani benim biraz acelem var söyledim ölçü, ya. Ölçünüzü almam lazım. Ölçüsüz olmaz da. Belinizin ölçüsünü alabilir miyim? Tamamıyla vakit tabii kaybı. Belinizin ölçüsü. Boyunuzu da aldım. Tamamdır. Hemen dikiyorum. Siz lütfen buyurun istat edin. Tabii. Şimdi başlayalım ben. Ben diktim bileğe bakın. Alevleri üstünde. Alev alev bir tişört. Harika oldu. Bakın bakın. Ya sen niye karışıyorsun benim işime ya? Bir denesin belki de adam çok beğenecek. Adam beni tercih etti. Ne buraya gelip maydanoz oluyorsun? Aa ne güzel bir tişört o öyle. Evet tabii efendim gelin şöyle deneyelim. Kapatacağım. Nefes alamıyorum. Şöyle ben halledeceğim şimdi onu. Ya bir saniye bir saniye. Kaslarınızı ortaya çıkarttı. Bir iki bir daha. He? Pardon. Buraya ben size gülmüyorum lütfen yanlış anlamayın. Buna gülüyorum. Çalmazsam bu böyle olur. Tabii. Ya ben nefes alamıyorum. Nefes alamıyorum. Bu hiç bana uygun değil. Görmüyor musunuz? Niye hala üstüme olması için uğraşıyorsunuz ki? Efendim kaslarınız ortaya çıktı. Bakın harika vücudunuzu herkes gibi. Ya tamam yani kaslarım var ama bu tişört olmadı bana gerçekten. Tamam başka bir şey dikeyim. Siz çıkarın lütfen şuradan bir yerden. Jean hazır. Ya tamam ben üstümü çıkardım da ne giyeceğim şimdi üstüme? Gelin lütfen. Bu tarafa gelin ben sizin kıyafetinizi diktim bile. Ya kusura bakmayın şunu buldum üstüme geçirdim geldim kusura bakmayın. Sorun yok. Buyurun. Hemen başka bir şey dikmem lazım. Kumaş. Bu jean'iniz. Aa ne güzel. Bu da aynı renklerden üzerine giyeceğiniz tişörtünüz. Tamam ben hemen üstüme giyiyorum bunları. Hemen kumaş seçmeliyim hemen. Ya bu beni böyle mavi çok boğdu ya beni. Yo bence çok güzel çok hoş görünüyorsunuz. Ama yani bilmiyorum ki. Hiç beğenmedim ben ya açık konuşacağım yani beğenmedim bunları mavi. Tamam jean güzel jean tamam da. Tamam. Tişört yani bilmiyorum. Tamam ben sizin için başka tasarlı. Şöyle gelin bir bakalım mı? Jean'in üstüne acaba şöyle hoş desenli bir. Ne güzel renk. Evet altınızdaki jean'i patlatacak. Şöyle üstünüze şöyle tutalım. Tamam siz bana bundan bir tişört dikin. Hemen dikiyorum. Dik de gör bakalım yine adamı böyle düdük gibi yapma da. Merak etme. Standart ölçüleri, standart kalıpların hepsi... Burada. Gördük. Adam az önce diktiğin şey dar geldi. Adamın omuzları geniş. Ben ne yapayım? Ona göre dikseydin o zaman. Başlamayacağım seninle. Neyse. Adamı düdük gibi yapmışım. Senin diktiklerini de gördük. Renk uyumu denen bir şey var canım. Adamı balık gibi yaptı. Mavi. Tamamdır. Efendim, tişörtünüz hazır. Şöyle buyurun. Hemen üstümde görmek istiyorum. Tabii ki de efendim, buyurun. Paravanın arkasında. Göreceğiz bakalım. Göreceğiz. Bak beğenip alıp gidecek. Altını da bana diktirmek isteyecek. Ya, sen öyle san. Altını beğendi bir kere. Güzel oldu yani. Jean'i beğendi o. Değil mi? Ben orasını kaçırmışım. Çünkü ben değişik tasarımlar düşünüyorum.
renk oyunları. Hmm. Göreceksin bak bu müşteri yurt dışındaki arkadaşların hepsine beni tavsiye edecek. Sen önce bir yurt içinde güzel işler yap da yurt dışı bir dursun yani şöyle. Yurt içinde de güzel işlerim bakın var. Bakın ben ne diyeceğim. Gerçekten tişörtü beğendim. Jean'i de beğendim. Yani tişörtü sizden, Jean'i de sizden alıyorum. Ve ayrıca benim şöyle bir fikrim var. Siz beraber çalışsanız da. Ne? Biz mi? Tamamdır abla. Buraya kadar geldi. Nasıl? Ay çok güzel olmuş, beğendim, bayıldım. Ellerinize sağlık. İyi günler. Hoşçakalın efendim. Yeniden bekleriz. Komşulara haber vermeyi unutmayın. Burada şubemiz, başka şubemiz yok. Ah tabii tabii haber veririm. Nasıl kestin? Meslek sırrı tatlı mı söylemem? Söyleme sen söyleme. Çalış senin de. Ay pardon, kusura bakmayın. Saçını güzel kesilmiş. Merhaba. Ben saçımı kestirip boyatmak istiyorum. Tam yerine geldiniz. Ben saçınızı kesip boyarım. Ben yapabilirim çünkü burası saç tasarım merkezi. Kuaför değil. Kalkın bu kuaför neydi? Kalkın kalkın konuşma. Buyurun benim dükkanıma gelin siz. Orası gayet geri kafalı. Bizim burası çağ ayak uygulayan bir yer efendim. Madem öyle güzellik merkezi benim salonum. Buyurun. Güzel. Ay kime diyorum, bırakın. Ay. Alt tarafı saç kestirip boyatacağım yahu. Alt tarafı olur mu hanımefendi? Saç kesmek yetenek isteyen bir iş. Benim ödüllerim var, sertifikam var. Buyurun gelin gelin. Sonuçta bir kadının önemli aksesuarı saçlarıdır efendim. Çok önemli yani. Çok önemli. O yüzden bırakın ben yeseyim saçını. Ay bırakın. Ay bu ne canım? Doğrusunu söylemek gerekirse az önce şu dükkandan çıkarken bir hanımefendi gördüm. Saçını çok beğendim. O modelden kestirmek istiyorum. Şunu baştan söylesenize efendim. O saçı ben kestim. Ben kestim o saçı. Şöyle buyurun efendim. Tamam. Kaybettim müşteri gene ya. Efendim şu görmüş olduğunuz makasım bile farklıdır. Benim özel kaplamalıdır. Ve ayrıca da saç kesimi ve tasarımı konusunda da özel ustalardan uzun yıllar boyunca ders aldım. Şimdi siz az önceki hanımefendi gibi bob kesim tarzı önlerden uzun, arkalardan kısa bir model istiyorsunuz. Doğru mu? Evet lütfen. Tabii efendim, hiç merak etmeyin. Başlıyorum. Öncelikle saçınızı bir ıslatalım. Kuru kesim yapsana, kuru kesim yapsana. Kuru kesim zehirleyeceksin burada bizi. Uzun saçlarda uç alımında önemlidir. Kısa saçları model verirken öncelikle ıslak kesim yapılır. Daha sonra kuru kesimde rötuşlar atılır. Bilmiyorsan öğren tatlım. Sen bilmiyorsun. Komple kuru saçla kesiyorlar bir kere. Dikkatimi dağıtma. Evet. Şöyle dönelim lütfen. Başımızı sabit tutalım. Lütfen. Şu anda en önemli kısımdayım. Bak hareketlere bak, hareketlere gel. Buna, pardon, şöyle oturun yerinize. Buna dikkat derler tatlım. Ve konsantrasyon derler. Hani, son bir tuş. Aman ne dikkat ne konsantrasyon. Bunu da her kuaförde tıkarlardı. Ay sen kuaför değildin. Hani kuaför değildin. Tatlım dosa. Buyurun efendim, bitti. Bakayım. Güzel. Evet, tam istediğin gibi. Beğenmenize sevindim. Başka ne yapılacaktı size? Boya. Bir saniye, telefon çal. Şükrü teyze. Efendim Şükrü teyzeciğim. Anne, ne diyeceğim sana? Kız benim boyam aktı. Nereye aktı Şükrü teyze? Biz yağmur yağdı, aktı lak diye sokağa.
Nasıl olur Şüküfe teyzeciğim, ben sana dip boyası yaptım ya. Al işte müşterinin boyası akmış. Kalitesiz boya kullanırsan olacağı bu tabi. Ama Şüküfe teyzeciğim, senin pamuk şeker pamuk elma gibi bembeyaz saçların var. Hala siyah boyatacağım diye uğraşıyorsun. 90 yaşında kıkkısın ya. Ay boyası akmış, müşteri memnun değil galiba. Ben boyayı başka yere yaptırsam iyi olacak. Tamam Şüküfe teyze, sen gel hallederiz. Hadi görüşürüz. Sizin boya vardı değil mi? Aa, yok hayır. Teşekkürler, kolay gelsin. Al canlısın Şüküfe teyze. Müşteri gitti senin yüzünden. Siz bana gelin. Ben boyarım saçlarınızı. Ne renk istiyorsunuz? Ben açıkçası mavi tonlarında istiyorum ama önce görmem lazım boyaları. Tabii hemen göstereyim. Mavi istiyorsunuz. Bakın şöyle. Koyu renk isterseniz. Şöyle koyayım. Açık tonlarda isterseniz. Ve gökyüzü mavisi. Ay tonlar çok güzelmiş. Gökyüzü mavisi. Yok. Şu olsun şu. Köşedeki. Evet bu olsun. Hemen boyanızı hazırlıyorum. Ay gökyüzü mavisi ne be? Kadının tepesinde martılar mı uçuşturacaksın? Sen kaç be. Kaba biraz su alalım önce. Bu yeterli. Boya. Hazırsanız başlıyorum boyama işlemine. Evet hazırım. Ne yapıyorsun? Versene boyayı. Versene. Nasıl boya yapıyor? Ne bakıyorsun ya? Ay hayatımda ilk defa böyle yapanı gördüm. Önce boyayı boyuyorsun, sonra saçın üstüne koyuyorsun. Kaşmasın sen, kendi işine bak. Duydun mu? Kendi işine bak. Bakıyorum. Güzelce sardım. Birazcık bekleyelim. Ben o sırada şunları toplayayım. Tabii o sırada onları toplarken efendim ben size güzel bir cilt bakım maskesi yapmamı ister misiniz efendim? İstemez cilt maskesini, bırak kadını boyadın. Saçını boyattın. Senin boyanı bekleyecek. Aa, ya bitti, ne oldu? Bitti bile mi? Tamam bitti bile, açıyorum şimdi. Tamam, ya suyla badana boyası açılır, çocuk boyası açılır, saç boyası mı açılırmış be? Sen sus, açıyorum şimdi zaten süresi doldu onun. Evet bu kadar beklemek yeterli. Açalım polyoyu artık. Bakalım. Ay çok merak ediyorum. Nasıl olacak acaba? Bakayım. Ay ben bunu çok beğendim. Evet çok güzel oldu. Ay bir şey itiraf etmeyeyim, bu kadarını ben bile beklemiyordum. Çok güzel oldu. Doğrusunu istersen ben de beklemiyordum bu kadarını. Gerçekten güzel olmuş. Evet sen anarsın. Güle güle kullanın efendim. Üşt, güzel olmuş. Ellerinize sağlık, çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Güle güle yine bekleriz. Bize de bekleriz efendim. Boya attı. Koştum. Neredesin? Attı. Ayşe senin boya durumun daha iyi. Benden çok daha iyi boya yapıyorsun. Şu Kofe teyze sana emanet, ben kaçıyorum. Aa, yok ben boyayamam. Saçını tuttum. Hadi boya tutalım. Hayır. Hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun. Şöyle oturun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Evet, ben sizin lokantanızı seçtim. Yıldız vermek için. Bir tadına bakalım yemeğin. Efendim, sizin için hamburger hazırladım. Evet, bir tadına bakalım. Gayet büyük. Beğendiniz mi? Sıradan bir hamburger. Sıradan değil. Üzgünüm, Yıldız'ı hak etmediniz. Sıradaki restoran Ayşe'nin. Gidip oraya bakalım.
Sebzelerimi yerleştireyim. Merhaba efendim, buyurun hoş geldiniz. Merhaba, kolay gelsin. Ben ünlü gurme lady. Sizin restoranınızı seçtim, yıldız veriyorum. Gerçekten mi? Hoş geldiniz, hoş geldiniz efendim. Bu yıldız restoranım için çok önemli. Ne yapayım size, ne yersiniz? Bugün hamburger tadımı yapıyorum. Benim için bir hamburger yapın da yiyelim bakalım. Hemen yapıyorum. Çok güzel yeni Play-Doh hamburger setim var. Sizin için yapacağım. İşte bütün malzemeler. Hamburger ekmekleri, et kalıbı, soğan kalıbı, marul, peynir, domates. Köfteyle başlayalım. Hemen hazır olacak. Köfte. Evet. Üzerine peynir. Peynir yapalım. İşte kalıp. Peynir de hazır. Üzerine domates yapalım. Soğan ve marul da hazır. Bu hamburger daha ne zaman hazır olacak? Bir dakika sonra hazır oluyor efendim. Izgarada sizin için tekrar ısıtıyorum. Ve buyurun. Afiyet olsun. Sonunda. Büyüklüğü gayet iyi, doyurucu görünüyor. Evet, yıldız kısmına geçelim. Lezzet, güzel. Hijyen, güzel. Mekan güzelliği, o da güzel. Evet, size vereceğim yıldızlar bu kadar. Müşteri memnuniyeti üzerinde çalışmanız gerekiyor. Başka bir gün geleceğim. Tekrar yıldız verebilirim o zaman. Bana tam 3 yıldız verdi. 3 yıldız aldım. Bu çok güzel bir şey benim için. Çok gururlandım şu anda. Yıka yıka bulaşıkları bitmedi ya. Bu nedir ya? Bardağın içine kim köfte atar ki? Merhabalar. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şurası... Dur be. Şöyle oturabilirsiniz. Buyurun. Tabii. Ben... Hamburger istiyorsunuz çünkü başka bir şey yok. Burası da bir hamburgerci olduğuna göre değil mi? Hemen geliyor hamburgeriniz. Yıldız veriyordum aslında. Buyurun, yıldız veriyormuş. Anlamadım. Ben de anlamadım. Ne yıldızı? Şu bardağı sen yıkasam şunun hamburgerini vereyim de ben. Ablacığım, bak bize yıldıza ihtiyacımız yok. Bize satmaya çalışma. Hamburger istedin, hamburgerini yapıp veriyorum işte. Ekmeğin arasına aha da küfte. Bunun üstüne peynir eriyor, güzel oluyor. Marul da yapayım ya. Bunlar da sıcaktan mayışıyor ama yapacak bir şey yok. Bir tane de bu. Tamam işte ya. Şu an gördüklerime ve bu muameleye inanamıyorum. O hamburgeri yiyip yememe konusunda çok kararsızım. Şunu iyice dur ulan ya. Bak kurulamadan verme. Şimdi ekmek ıslanacak. Buyurun hanımefendi. Hamburgeriniz. Anlaşılan restoranınızın bilinirliği için yıldızla ihtiyacınız yok gibi görünüyor. Yiyelim bakalım. Sırasını bile yanlış koymuş. Nasıl olur? Şimdiye kadar yediğim en lezzetli hamburger.
Hanımefendi. Efendim. Çok üzgünüm. Sizin restoranınız için sunum çok kötü. Müşteri memnuniyeti çok kötü. Konum zaten kötü. Ama lezzet muhteşem. Size sadece bir yıldız veriyorum. Buyurun. Ha? Yıldız mı? Ablacığım biz yıldız satın almıyoruz. Bizim yıldıza ihtiyacımız yok. Anlatamıyorum ki ya. Bu yıldız sizin restoranınızın tanınırlığı ve bilinirliği için çok değerli. Bunu köşe yazımda yazacağım. Onu şimdi istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz. Ya bizi bilen biliyor zaten ya. Benim sürekli müşterilerim var. Ben bu yıldız... Al sende kalsın. O ne yaptın ya? Bana niye yapıştırıyorsun?